kalmıştık. Devam edelim mi? Hem açıklamalara ilişkin hem de yani, sabotaj mı başından alayım ki, diye onu konuşuyorduk. Olsun. Sabotaj olabilir, küresel iklim meselesi olabilir, ihmali olabilir. İşte Marmaris'te iki evladımız, 10 yaşında çocuklar pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Kitap yakarken yaktık, sonra efendim şişeye su koyduk, söndürmeye çalıştık. Sabotaj olabilir mi? Olabilir. Ve eğer bunlar sabotajsa mutlaka ve mutlaka yakalanmalı, yargının önüne çıkmalı ve en acımasız şekilde en üstten cezalandırılmalı bunlar mutlaka, kim olursa olsun. Elbette. Ama burada bizim hepimizin canını sıkan, üzen evlatlarımız gitti. O Şahin motosikletiyle. Evet. Yavrum benim, yani gözlerim doldu. Diğer şehitlerimiz var. Allah rahmet etsin. Emeği geçen herkese de bu konuda teşekkür ediyoruz. Evet, mavi vatan, kara toprağı ve bir de yeşil vatan var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ifade buyurdu. 5 milyon ağaç diktik. Diktik de dikili olanlara sahip çıkamadık. Yani dikili olanlara sahip çıkmanın koşulları vardır. Biz deprem ülkesiyiz. Sel felaketi olan bir ülkeyiz. Ve bunun yanı sıra her yılda yangınlar var. Bununla ilgili tedbir takdiri değiştirir. Bununla ilgili neler yapıldı, ne hazırlıklar yapılmış. Yani sadece kalkıp cübbeli hoca diyor ki tekbir getirin, yangını söndürür. Cübbeli böyle söylüyor. Diğeri diyor ki efendim... Ama o bir yetkili değil netice itibariyle. Yani şey, baktığımızda şey, o kendi açısından elbette. Anlayışı söylemeye getiriyor. Felaket kaderdir diyor. Biri diyor ki açlık terbiyedir diyor. Bunları hep halka söylüyorlar. Millete veriyorlar. Talkımı kendileri yutuyor, salkımı. Orada her zaman vicdanına inandığım bir insandır Dilipak. Dilipak da diyor ki arkadaş, bu anlayışınız, İslam anlayışınız ve bu İslam anlayışının bu deptebesi, şahşası, İslam'ın dışına çıktınız ve milleti dinden soğuttunuz. Yaşar Nuri Öztürk bunu söylediği zaman etmedikleri laf kalmıştı, kalmamıştı. Ve Sayın Dilipak doğruyu söylüyor. Her şeyi getirip tabii ki amenna. Yaşar Nuri Öztürk Kadir'in, büyük bir alimdi, İslam tabii, alimiydi. Tabii. Bir teoloji alimi. Hayrın ve şerrin Mevla'dan geldiğine iman etmişiz. Ama tedbir alınır arkadaş. Tedbir. Hani adam yürüyormuş, 5 metre ileride bir muz kabuğu görmüş. Yine düşeceğim demiş. Bunun gibi bir şey. Bakın arkadaşlar, hayat akıyor. Biz de hayatın içerisinde akıyoruz. Ben 23 Ağustos 2019'dan bahsetmek istiyorum. Berhan Şimşek, Habertürk televizyonunda katıldığım bir programda yine Muğla'da yangınlar var. Ve bu konuda çok değerli bir gazeteci arkadaşımız var. Tuncay Molla Beysoğlu. Ve bu yapmış olduğu haberlerden dolayı da Sedat Simavi ödülünü aldı. Niçin? Bu Türk Hava Kurumu'nun uçakları ile ilgili. 2019 yılında Türk Hava Kurumu'nu kayyuma devrettiler. Ve Türk Hava Kurumu'nu uçaklarını devreden çıkardılar. Ve 2019 yılında dikkat edin, Türk Hava Kurumu'nda bir tek uçak, yangın söndürme uçağı, hani diyor ya bakan, envanterde yoktu. 2020'ye geldik. 2020'de ihale yaptılar. Ve ihaleyi şöyle yaptılar. Türk Hava Kurumu'nun uçakları 4900 litre alıyor. Dışarıdan daha yeni kurulmuş bir şirkete, iyi dikkat edin, ihaleyi verdiler. Rusya'dan uçak gelecek diye. Ben çok değerli Kor Amiral Akkuş'u izliyorum. Diyor ki yangın söndürme uçakları bizim coğrafyamızda, hani çevik deriz, atak deriz, böyle olmalı. Ve Türk Hava Kurumu'nun kullanmış olduğu C-215 bu uçaklar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Yani Yunanistan'da, İtalya'da, ABD'de, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılıyor. Ve o kadar acımasız bir şey yaşıyoruz ki tedbirimizi almamışız. Sayın Bakan kalkıyor diyor ki antika, asıl antika olan, kendisi de pilot olmasına rağmen dile getirdikleri. Neymiş? 1960 modelmiş bu uçaklar. O zaman ben soruyorum şimdi, o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki F-4'ler 1970 model. F-16'lar evet. 1970 model. Hadi gelin onları kaldıralım. Bu işin uzmanları, değerli arkadaşlar, diyor ki uçmayan uçak olmaz, bakımsız uçak olur. Türk Hava Kurumu'nun başındaki eski AKP bakanı olan arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu arıyor. Sayın
Buradan saygı selamlarımı bir kez daha Marmaris'e, Antalya'ya, Uşak'a, Türkiye'ye, yani hepimize, hepsine geçmiş olsun. Belediye Başkanımız Osman Gür'ün arıyor, bir sekreter çıkıyor Türk Hava Kurumu'nu. Kiralamak istiyorlar. Yani madem ki bir kapris var burada, Sayın Bakan'ın kaprisi, kiralamak istemiyor. Bin dereden bin su getiriyor. Diyor ki biz kiralayalım. Sekreter kızcağız diyor ki 15-30'dan sonra kimseyi bulamazsınız. 15-30'dan sonra bulamadığımız Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı sonra bir kanala bağlanıyor ve diyor ki çok sevdiğim birinin nikahına gitmiştim. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramış, ulaşamadım. Pekala, neden yapmadınız? Bakın arkadaşlar, bütün pilotları işten çıkarıyorlar. Gerekçe ne biliyor musun? Sayın Kayyum Başkan'ın söylediğini söylüyorum. O programdaydım benim Sayın Başkan bağlı. Öyle mi? Ha, pekala. Ama yine de buradan izninize bilmeyen... Rahim Bey bir haftadır her gün bir programda da. Bilmeyenlere siz biliyorsunuz ama yurttaşlarımıza izleyelim. Diyorlar ki Türk neden pilotları işten çıkardınız? Diyor ki 25 milyon TL harcamamız gerekiyordu. Pekala diyor, bu uçaklar hiç mi uçmazdı? 4 milyon dolar harcamamız gerekiyordu. 4 milyon dolar ben bir günde değil, yarım günde uçmadığım havalimanına, geçmediğim köprüye, geçmediğim yola veriyorum. Kuzey Marmara otobanında bir fiyat artırımı yaptılar Rahim Bey. 2,5 milyar dolar ihale üstüne para veriyorum ben şu an. Ve benim ülkemde yangın olduğunu biliyoruz, yangın çıkabileceğini biliyoruz. Ve bu tedbirleri zamanında almıyoruz ve çok affınıza sığınırım. Herkes farklı bir şey söylüyor. Yani 2019 yılı, yani düzeltiyorum, 2002 yılında 19 tane Türk Hava Kurumu'nun uçağı var. Ve o yıl 176 yangın çıkıyor. Duyardık, yangın çıkmış. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Evet, söndürüldü soğutmalara. Hiç duyuyor muyduk bunları? Tabii ki tehlikeli bir yer. Küresel iklim, sabotajlar olabilir, aşağılık, hainler, şerefsizler bunu yapabilir. Ama arkadaş, Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ya diyor, Türk Hava Kurumu'nda falan böyle bir uçak uçak yok. İşin acı tarafını söyleyeyim mi? Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı danışmanlarını göndersin. Biliyor musunuz? Şu an CL-215 dedikleri uçakları 2009 yılında kim aldırmış biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan aldırmış. Kendi aldırdığı uçakların farkında değiller. Onun için Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor arkadaşlar. Türkiye başka bir yöre, başka bir yolculuğa doğru gidiyor. Ve kimsenin kimseden haberi yok. Bu kadar acımasız, bu kadar farkına varmadan. Başkasını söyleyelim. Çok popülist oldu ama bunu söylemezsek benim dilim şişer. Yüreğim şişer. Arkadaş, sen bakanlarınla beraber 15 uçağa biniyorsun. Ya 5 tane uçak alamadınız mı? Hani Yunanistan batmıştı. İspanya'da işsizlik %30'du. Birinde 28, birinde 38 tane uçak var. Bu tedbirleri almazsan, o vatandaşın dediği gibi 5 metre ötede görüp muz kabuğunu yine düşeceğim dersin. Ondan sonra kalkıp Mevla-i Kadim'e her şeyi bağlıyorsunuz. Mevla-i Kadim diyor ki, rahmetli anam bana çok kızdığında şunu söylerdi. Dedi, ula oğlum Bayburdak Saniye'yle uşağın. Eğer gözlerin görmüyorsa burnunun iki deliği de mi yok? Ne demek istediğimi anlıyorsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Koku da mı alamıyorsun? Ya böyle bir şeyin içerisinde, bir kötü yönetimin içerisindeyiz. Ve ondan sonra oturuyoruz hep beraber, kanı gördüğümüzde ağlıyoruz, bağırıyoruz. Burada tehlikeli bir süreç yaşanıyor. Sözün şiddetine dikkat etmemiz gerekiyor. Belki zaman yeterse konuya gireceğiz. Toparlayabilir miyiz ben? Konuya gireceğiz. Konya'da yaşanan sözün şiddetinin ortaya getirdiği... Buna birazdan geleceğiz. Belki sonunda yetişmeyebilir çünkü. Şimdi Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın çok değerli bir açıklaması var. Ben bu açıklamasının arkasında durmasını istiyorum. Bir, bugün Antalya'da konuşurken Anayasa 169'dan bahsetti. Ve Anayasa 169 yanan orman alanlarının üzerine imar vesaire anayasa gereği yapılamaz ve tekrar ağaçlandırılır dedi. Ben biliyorum. Buradan otelin ismini vermeyeyim. Buradaki arkadaşlarımın da bildiğini düşünüyorum. Bodrum'un girişindeki ilk ilçede 2007-2008'de bir yer yanıldı. Dev asa iki otel yapıldı. Hani ağaçlanacaktı? Hani ağaçlandıracaktınız? Ve dün Bodrum'da çıkan yangınlar yine otelin arka tarafında
Sanki bir mimara vermişler. Hadi bir çizin şurayı diye. Bunun arkasında durmalarını rica ediyorum. Peki. Ben yurttaş olarak şu çok özel olduğu için bunu paylaşacağım. Sayın Erdoğan'ın demeci. Ben bunun altına imza atıyorum Rahim Bey. Evet. Bakın. Diyor ki bu durumu şöyle açıklamam lazım. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke millet olarak birlikte tekrar vereceğimiz veyahut birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakması gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset yapılıyor. Efendim sen ilk dediğin paragrafın arkasında dur. Herkes duracak. Tamam. Bu milleti illete, zillete, sıcak, ve sıcak, muhalefet sıcak, yapana, evet. PKK'cı, FETÖ'cü, Berhan Şimşek'e, abi Berhan Şimşek'e kurban olayım. 6 aydır silah ruhsat istiyorum. CHP'li olduğum için, muhalif olduğum için vermiyorlar. Korumadan vazgeçtim. Böyle ve şimdi olmaz. Evet vermiyorlar ve beni şimdi 2 yıldan yargılıyorlar. Ne demişim? Dediğim ortada. Militan demiş. Teşekkür ederim. Estağfurullah. İlk şöyle soracağım, Bey'e geçeceğim. Çok kısa Berhan Bey'in dedikleriyle alakalı olarak